Vole Plus ekranlarından herkese merhaba. Ben Gökmen Özcan. Perde arkasında bugün Beşiktaş'ı konuşacağız. Doruk Özbilen soracak. Ben yanıtlayacağım. Evet Dorukçum hazır mıyız? Abi hoş geldin hazırız. Hoş bulduk. Sıcak bir giriş yapalım abi. Beşiktaş'ta transfer gündemi son dönemde çok ön planda. Kimler konuşuluyor? Kimler Beşiktaş'a katılabilir? Beşiktaş yönetimi stoper, ön libero ve 10 numara transferleri yapacak. Stoper transferi konusunda Beşiktaş büyük bir aşama kaydetti. İngiltere'den yakın süreç içerisinde... İstanbul'a Beşiktaş için bir uçak inebilir. Mevcut tabloda Beşiktaş stoper transferinde Newcastle United'ın kaptanı Jamal Lesalus'la yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katetti. Hem oyuncuyla hem kulübüyle yapılan temaslarda olumlu yönde adımlar atıldığını söyleyebilirim. Jamal Lesalus'la Beşiktaş anlaşmaya yakın. Şu andaki mevcut planlamada stoper konusunda Beşiktaş'ın hedefindeki iki isimden biri Jamal Lesalus ve Jamal Lassus'la da büyük ölçüde anlaştı Beşiktaş. Bu transferin artık finalize edilmesini bekliyoruz diyebiliriz. Bunun dışında oyuncudan bahsetmek gerekirse lider bir stoper. Beşiktaş'ın lider bir oyuncuya ihtiyacı var savunma hattında. Kırılgan olmaması gerekiyor. Burada takıma geldiğinde anında etki göstermesi gerekiyor. Jamal Lassus'la bu profile oldukça uyan bir isim. Hem Nükiyasal'ın kaptanlığını yapan bir isim hem de e, aidiyet duygusu yüksek bir futbolcu kariyerinde sadece iki büyük takımda yani Premier Lig'de iki tane takımda e, burada forma giymiş biri Nottingham Forest biri Newcastle United burada her sene takım değiştiren bir görüntü de değil e, burada aidiyeti de yüksek bir futbolcu e, Beşiktaş'ın yeni stoper tandemi Jamal Leslis ve Omar Koley olabilir stoperle ilgili bunları söyleyeyim bunun dışında 10 numara içinde e, Beşiktaş'ın çalışmaları var İleri bölgede hem on numarada hem kanat hattında forma giyebilme özelliği olan futbolcularla da ilgileniyor siyah beyazlılar. İki sene önce Juventus'tan Toronto'ya transfer olan Federico Bernardeschi Beşiktaş'a önerildi. Bernardeschi Toronto'da forma giyiyor ama önümüzde bir Avrupa Futbol Şampiyonası var ve İtalya milli takımının kadrosunda yer alabilmek için Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyebilmek için Avrupa'ya yarım dönemliğine geri dönmeye olumlu bakıyor ve Bernardeski Beşiktaş'a önerilen son isim oldu diyebiliriz. Hücum hattında çok yönlü bir isimden bahsediyoruz. Sağ kanatta 10 numarada sol önde oynayabilme özelliği olan bir futbolcu. 29 yaşında daha yani hem tecrübeli hem de başarılı bir isim. Toronto'daki son performansına baktığımızda 31 maça çıkmış, 5 gol ve 2 asistlik performansı var. Yani bir hedefi var. Avrupa futbol şampiyonasında İtalya milli takımında oynamak ve başarıyı aç bir futbolcu. Tecrübeli bir isim. Burada Beşiktaş yönetimi ilerleyen süreçte kendisini değerlendirebilir. Beşiktaş'ın önemli bir fırsat transferi olabilir. Bunun dışında Fransa Lig 1 ekibi Renden burada 35 yaşındaki Sırp önlü Matić Matic yine konuşulan isimlerden bir tanesi. Onunla da yine görüşmeler yapıldı. Bu transferin de olumlu yönde sonuçlanma ihtimali var. Menajerler aracılığıyla önerilmişti. Şimdi Beşiktaşlı taraftarlar şunu soruyor. Hasan Başkan Sayın Hasan Arat seçim sürecinde 3 tane kulüple görüşme yaptı ve e, işbirliği anlaşması yaptı. Bu isimlerden e, bu takımlardan ilki Paris Saint Germain, ikincisi Chelsea, üçüncüsü Nassr. Neden bu takımlardan takım e, neden bu takımlardan Beşiktaş'a transfer yapılmıyor? Ben bunu araştırdım. Şimdi Paris Saint Germain'deki e, dostlarımla konuştuğumda Yetkililerle konuştuğumda şunu söylediler. Şimdi Beşiktaş'ın Paris Saint Germain'den istediği ilk futbolcu Danilo Pereira olmuş. Ama Danilo Pereira da Luis Enrique'nin düzenli olarak kullandığı bir isim. Bunun ardından Carlos Soler için bir temas olmuş. Ama bu iki futbolcuyla Luis Enrique bırakmak istemiyor. Burada... PSG Sportif direktörü Luis Campos'la Beşiktaş yönetimi bir görüşme yaptı. Bu iki futbolcu üzerinden bir girişim oldu ama Campos da Luis Enrique'ye soruyor. Luis Enrique de ben bu iki futbolcuyla devam etmek istiyorum diyor ve bu yüzden bu iki isimle ilgili bir gelişme olmadı. Bunun dışında Hugo Ekitike ismi burada üçüncü isim olarak ön plana çıktı ama Ekitike de Paris Saint-Germain'den ayrılsa bile Süper Lig'e gelmeye olumlu bakmıyor bunu söyleyebiliriz. Eee Paris saint burada önerisi Renato Sanchez'in Roma'dan ayrılma ihtimali yüksek. Gelin Sanchez'i size free olarak kiralayalım sezon sonuna kadar diyorlar. Ama Beşiktaş'ın da burada oyuncunun sakatlık geçmişinden dolayı çekinceleri var. Renato burada Beşiktaş için bir B planı durumunda. Bunun dışında Chelsea'nin kiralama kotası dolu. Oradan kiralık olarak hamle yapamıyorsunuz. Al alabileceğiniz bir isim var bence zaten. O Anderson Taliska. O Anderson Taliska treni de geçen yaz itibariyle kaçtı. Belki de mevcut yönetim geçen sezon yani sezon başındaki transfer döneminde olsaydı belki de Taliska şu anda Beşiktaş forması giyiyor olabilirdi. Çünkü Taliska gelmek istedi. Şenol Hoca da açıkladı gelmek istediğini. Bizler de haberleştirdik ama o dönemki yönetim al Asıl yetkililerinden randevu bile alamadı bu bir gerçek ve böylelikle transfer gerçekleşmedi. bunları söyleyebiliriz. Hareketli bir hafta Beşiktaş'ı bekliyor. Samet Aybaba yurt dışına çıkacak bugün ve özellikle orta saha hamlesi için de girişimlerde bulunacak. Burada Beşiktaş için bu haftanın hareketli geçeceğini söyleyelim. Gökmen abi buradan dünkü Adana Demirspor maçına geçmek istiyorum. Hem Beşiktaş'ın performansını hem de ilerleyen haftaları düşündüğünde takımın gidişatını nasıl görüyorsun? Şimdi Adana Demirspor tabii ki zor bir rakip güçlü bir rakip. Burada Adana Demirspor karşısında aldığınız 0-0'lık sonuç sürpriz olmaz. Burada sürpriz olacak şey Pendik Beşiktaş gibi bir takımın 4-0 kaybetmesi olur. Bu çok kabul edilemez ve tahmin edilemez bir sonuçtu. Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın hücum attı efektif bir görüntü içerisinde değildi. Skor anlamında da, skor üretme anlamında da şanssızlıklar yaşandı. Özellikle son anları hatırlayalım. Muleka ve Cenk Tosun bir %100'lük pozisyonda pozisyonu değerlendiremedi, kaçırdılar. Böyle biraz onu şanssızlık olarak adledebiliriz ama genel anlamda skor üretkenliği ve hücum hattındaki efektifliği konusunda Beşiktaş sıkıntılar yaşıyor. Ya bir defa Semih neden kenarda oynuyor? Yani Semih'in bence santrofor hattında Cenk beraber forma giymesi lazım. Evet, hücum hattında bir tecrübeye ihtiyaç var. Cenk Tosun'u en öne atıyorsunuz ama Semih'in yeri de bence santrafor olması gerekiyor. Çünkü şimdi e, tabii ki kadrodaki eksiklerden dolayı e, birçok oyuncu farklı bölgelerde deniyor olabilirsiniz ama yani Semih'in özellikle topla ilişkisine bakın. Top kendisine her geldiğinde yani odaklandığı tek yer sadece kale. Yani takım arkadaşlarına bakıp Orta açıp pas verip böyle bir görüntü içerisinde değil. Çünkü tamamen skorer özelliği yüksek olan bir futbolcu Semih. Bu yüzden avına hedeflenmiş bir kartal gibi sadece kaleyi kendisine hedef olarak belirliyor. Ve onun doğrultusunda hareket ediyor. Yani e, bu yüzden Semih'in ben özellikle bu karşılaşmada da gördük. E, ilerleyen mücadelelerde e, kutu içinde... Yani ceza sahası içinde e, çift forvet sistemiyle belki de değerlendirilirse daha efektif olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Fernando Santos'un özellikle Pendik Spor maçı sonrasında oyuncularla yapmış olduğu konuşmada tahtaya yazdığı ilk şey şu. Gol yememeliyiz. Şimdi birinci hedefiniz gol yememekse Adana Demirspor karşılaşmasındaki gibi bir görüntü ortaya koyarsınız. Ne olur? E, garantici oynarsınız. E, burada Santos garantici bir taktik anlayışıyla Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ı sahaya sürdü. Bunu nereden anlıyoruz? Semih'i takımın en dinamik ismi, hücum hattının en hareketli ismi Semih'i oyundan alıp Jackson Muleka'yı oyuna sunmasıyla, sürmesiyle oldu. E şimdi orta alanda yorulan bir futbolcuyu veya skor anlamında sana katkı sağlamayacak bir ismi çıkarmak yerine Semih'i çıkarmanız e, tabii ki burada takımın ön bölgedeki etkinliğini azaltacaktır. E yani Cenk Tosun'un zaten tek santrafor olarak başlaması yanlış. Beşiktaş kendi evinde tek santrafor başlamamalı. Yani hücum attı kalabalık olmalı. Ee, burada Cenk'in de istediği topları alamadığını görüyoruz. Bu da direkt olarak takımdaki 10 numara eksikliğinden dolayı. Şimdi, şimdi Tayyip Talha Pendik Spor mücadelesinde iyi bir performans ortaya koymadı. Onun yerine Necip Zaynutun'a yapabiliyorsunuz. Bir yama yapabiliyorsunuz ama hücum hattında böyle bir opsiyonunuz yok. Yani Santos'a da Burada tabii ki temel eleştiriler yapıyoruz ama Santos'un da yapabilecekleri sınırlı. Ama Santos'un da burada, Santos hocanın da yapması gereken şu. Ben en başta ofansif bir orta saha istiyorum demeli. Çünkü stoper hattında sıkıntı varken Necip oynatıyorsunuz. Tabii ki yüzdeyi düzeltemiyorsunuz ama yani yaraya bir merhem oluyor. Geçici bir çözüm olabiliyor ama Jumat'ın da 10 numaranın eksikliğini zaten sezon başından beri hissediyor Beşiktaş. Ben o dönemki, eski dönemki Beşiktaş yöneticilerle konuştuğumda takımdan 3 tane 10 numara gitti. Neden 10 numara transfer yapmadınız dediğimde Çambalili'ni biz idare edeceğiz demişlerdi. Gördük Çambalili'ni. Ben Çambalili'nin bu arada bir daha Beşiktaş forması giyebileceğini de düşünmüyorum. Söyleşmesi zaten büyük oranda dondurulacak. Büyük ölçüde ve sonrasındaki süreçte de ben ayrılık yaşanmasını bekliyorum Çambalili'nin de. Çünkü Beşiktaş için zaten bile bile la ladeslik bir transferdi. Bundan sonra bence Beşiktaş ve Çambalili'nin arasında ortak bir payda da buluşun olacağını düşünmüyorum. Chamberlain'in bir daha Beşiktaş forması giyeceğini düşünmüyorum. Bunun dışında takımda tabii ki önemli eksikler vardı. Afrika Uluslar Kupası'ndaki futbolcular var Beşiktaş'ın. Ve bu gidişat gösteriyor ki Abubakar Beşiktaş'a geri dönecek. Çünkü Abubakar için Beşiktaş yönetiminin talep etmiş olduğu 4-5 milyon euro seviyesinde bir teklif henüz kulübe gelmedi. Ve Beşiktaş yönetimi de oyuncuyu düşük rakamlara göndermek istemiyor ve Santos'ta tabii ki hoca değişimi de oldu. Daha Santos e, Abubakar'la görüşmedi. Burada e, golcü anlamında da Beşiktaş'ın, golcü hamlesi anlamında da Abubakar'ı beklediğini görüyoruz. Yani final burada Beşiktaş için, Beşiktaş ve Abubakar için barışmaya doğru gidiyor. Yani Afrika Uluslar Kupası'ndan Abubakar döndüğünde Beşiktaş forması Giymeye devam edecek büyük ihtimalle. Ben e, Abu Bakır'ın tekrar Beşiktaş forması giymesi ihtimalini %51 olarak görüyorum bugün itibariyle. Çünkü büyük bir teklif yok kendisine. Beşiktaş yönetiminin istediği bir teklif yok. Bunu söyleyebilirim. Bir de şu durum var. Şimdi özellikle maç içerisindeki hakem kararlarına baktığımızda Beşiktaş mücadelelerinde hatta Dolmabahçe'de, Tüprası stadında hakemler çok rahat kararlar veriyor. Yani bu benim dikkatimi çekti. Ee, bu sezon özelinde baktım işte Pendik Spor maçı var, top e, dışarıdan döndü denip e, gol iptal edildi. Zaynuttunov'un e, suratı dağıldı, e, rakip takıma faal verildi. E, verilmeyen kartlar, penaltılar var. Yani Adana Demirspor mücadelesi özelinde de yine verilmeyen penaltı pozisyonu vardı Raşistan'ın ama hakem o kadar rahat ki yani kararı veriyor, ikinci kez düşünmüyor bile. Vardan anlaşılan o ki uyarı da gelmiyor. E, burada... Bir hakem Beşiktaş'ın sahasına gelip çok rahat şekilde yanlış karar verebiliyor ve takımın geleceğini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Neden? Üzerinde büyük bir baskı yok. Yani yönetim üzerinden TFF'ye bir baskı yok. Bundan dolayı TFF tarafından da veya MHK tarafından da hakeme bir baskı yok. Maç sonunda Beşiktaş'ın hocası çıkıp çatır çatır konuşmuyor. Onu baskı altına almıyor. Bunun bilincinde. Bir pozisyonda yanlış karar veriyor. Beşiktaş'ın futbolcuların Üzerine çullanması gerekirken yani baskı yapması gerekirken bu baskıyı da görmüyor. Bu yüzden adeta hakemler Beşiktaş'ın stadına geldiğinde pikniğe gelmiş rahatlığıyla maç yönetiyorlar. Yani bundan dolayı da Beşiktaş'ın aleyhinde yanlış kararları çok rahat alıyorlar. Bunun çözülmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın transferler kadar lobiye de ihtiyacı var. Beşiktaş yönetiminin TFF'deki lobisini özellikle güçlendirmesi gerekiyor. Şimdi sonundaki açıklamalara bakalım. Feyaz Uçar, çok sevdiğim, değerli bir isim. Fanatik Gazetesi'nde yıllarca beraber çalıştım. Kendisini yakından tanırım. Şimdi Feyaz Uçar'ın futbolculuktaki rakabını herkes biliyor. Kibar. lakabı kibar. Şimdi buradaki mevcut durumda da Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar'la yan yana geldiğimizde birbirlerine, e, Samet hoca ki, Feyaz Hoca'ya kibar diye e, sesleniyor. Yani dünkü açıklamasına baktığımızda Feyaz Hoca, Feyaz Uçar burada yine Sakin şeyler, e, sakince bir tonla açıklama yapıyor ve her maçtan sonra bizden hakemlerle alakalı açıklama bek beklemeyeceksiniz diyor. E, yani diğer camialar gibi. E şimdi diğer tarafa bakıyorsunuz. Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin burada futboldan sorumlu e, önemli ismi. Ne diyor? Flora'nın kalbinden gittik futbolcu aldık gerekirse bunu yaparız diyor. Galatasaray'a baktığımızda Erden Tumur biz bu ligi bitirmeyiz diyor. Ama Beşiktaş'a baktığımızda Feyyaz Uçar'ın böyle bir sert mizacı yok. Daha çok şerefli ikinciliklerden bahsetti. işte hakemden gol yemelerinden bahsetti. Tabii ki bunlar da söylenmeli. Bunlar da haklı ama mevcut duruma baktığımızda serengeti süperlik yaşıyoruz. Yani burada aslanların, timsahların yani birbirlerini götürdüğü bir dönem içerisindeyiz. Yani böyle bir habitatta sakin kalmak, efendi kalmak bence çok ee, yarar sağlamaz bir takıma ki Beşiktaş'ı da yarar sağladığını görmüyoruz. Beşiktaş yönetiminin de burada agresif olması lazım. Feyyaz Hoca çok değerli. Türk futbolu içinde Beşiktaş içinde çok değerli ve önemli bir isim ama burada özellikle Masun açıklamalarında ve algı yaratmada daha agresif olması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bunları söyleyebilirim. Gökmen abi buradan da seyirci sorularımıza geçelim. Eyüp Düzgün sormuş. Feyyaz Uçar'ın dün Cenk ve Salih hakkında yaptığı açıklamalar hakkında ne diyorsun? Demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Bu iki futbolcunun da Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme ihtimali çok yüksek. Cenk zaten takımın tecrübeli golcüsü. A milli formayla da yer alacaktır. Bunun dışında Salih Değ'in orta alanda kritik isimlerden bir tanesi. Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın şu andaki mevcut tabloda Beşiktaş'ta yeni sezonda yola devam etme oranı bence %20. %80 olumsuz. %80 bu iki futbolcuyla da Beşiktaş yönetimi yola devam etmeyecek. Çünkü son görüşmelerde İki tarafında ben çok birbirine yakın olduğunu düşünmüyorum. Zaten Cenk ve Salih'e burada bir teklifte bulunulmadı. E, oyuncular da burada motivasyonları çok düştüğünü görüyoruz ve e, açıkçası ben iki futbolcunun yeni sezonda olma ihtimalini düşük görüyorum. Şimdi Cenk'e Amerika Birleşik Devletleri'nden teklif var. 1 milyon dolarlık bir teklif var. E, Dubai'den ilgi var. E, Ege'nin karşısından da Beşiktaş'a ilgi olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş belki de yeni sezonda yoluna Ege'nin karşısındaki bir takımdan devam edebilir. Böyle bir nüans paylaşmış olayım. Bunun dışında Salih Uçan'la zaten birçok kulüp ilgileniyor. Salih Uçan için birçok kulüp lig bitimini bekliyor diyebilirim. Çünkü ligin bittiği an Beşiktaş dışındaki 3 büyükler burada girişimde bulunacaktır. Hatta şimdi bir kulüp İstanbul'dan bir kulüp. Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesinin biteceği Salih Uçan'la ilgileniyor. Şimdiden ilgisini hatta belli etti diyebiliriz. Bunları söyleyebilirim. Gökmen abi son bir seyirci sorumuz daha var. Ömer Çınar sormuş. Son haftalarda alınan sonuçlar Fernando Santos'un oyuncularla iletişimini etkiledi mi? Evet. Şimdi Fernando Santos mücadeleci bir takım istiyor, savaşçı bir takım istiyor ama burada tabii ki elindeki kadro sınırlı. Bundan dolayı Beşiktaşlı futbolcular da ellerinden geleni yapsalar da orta alandaki kreatiflik sorunu ve savunma hattındaki lider özellikle futbolcu eksikliğini hissediyor. Santos'un da yapabilecekleri sınırlı ama yeni transferler geldiğinde ben hem Santos'un hem de takımın da özgüveninin artacağını ve daha efektif bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum. Abi teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Tabii ki en büyük teşekkür izleyicilerimize. Vola Plus'a abone olmayı ve sorularınızı, beğenilerinizi, yorumlarınızı bu videonun altına göndermeyi unutmayın. Bu haftalık bu kadar. Hepinize teşekkürler.